Şimdi son bilgiyi vereyim. Tezkere yarın büyük olasılıkla genel kurula gelecek mecliste CHP hayır diyecek diye biliyoruz. MHP evet ve MHP ve AKP evet diyecek. İyi Parti de evet diyecek diye bir duyum geldi. Bu şekilde tezkere ile ilgili bu bilgiyi paylaşayım sizlere. Nurullah Bey demiş ki YouTube'da Türkiye mazlum Filistin halkının yanındadır demiş TSK Filistin'e. Neden TSK Filistin'e gidecek? Neden gitsin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri listine söyler misiniz? Ümmet gitsin o zaman. Ümmeti göndersinler. Türk Silahlı Kuvvetleri jandarma mı? Ha bir uluslararası güç olur Birleşmiş Milletler nezdinde. O Birleşmiş Milletler nezdinde gitsinler tabii ki. Hadi bakalım sen Suudi Arabistan gönderecek mi? Birleşik Arap Emirlikleri gönderecek mi? Veya ne bileyim oradaki Katar gönderecek mi? Katar'ın ne kadar ordusu var zaten de. Mısır gönderecek mi? Neden sadece Türk askeri gitsin ki? Jandarma mı o? Ha? Hayır, Türk askeri gitmesin. Gidecekse de uluslararası bir ekiple veya uluslararası Birleşmiş Milletlerin gözünde, çünkü e, denetiminde çünkü biliyorsunuz Birleşmiş Milletler askeri gücü var, e, barış gücü var. Bu barış gücüyle gidebilir tabii. ki. Türkiye orada en azından e, e, yani o bölgeye de tarihsel yaklaşımı olan, tarihsel geçmişi olan bir ülke ama tek başına neden Mehmet gitsin? Geçenlerde de Erbakan diyor ki Fatih Erbakan gitsin. Önce siz gidin o zaman, Fatih Bey. Sizin bedelli askerlik yaptığınızı da, yaptığınızı da biliyoruz zaten. Demek kolay. Lütfen. Bu sözleri de cümleleri de kurarken düşününüz. Biz dünyanın veya bölgenin jandarması değiliz. Onu da ilave edeyim sizlere. Geldik. Ee, evet, muhalefete baktığımızda karışık olan çok parti var. Mecliste atışmalar var. Ee, muhalefet kanadında da e, sadece karışık olan, fokur fokur kaynayan parti Cumhuriyet Halk Partisi değil. İyi Parti de fokur diyen partilerden biri. Bugün Burak Kavuncu ya dedi susun ya da dedi istifa edin. Yani İyi Parti öyle karışık bir parti ki aslında üyelerinin başta Meral Hanım olmak üzere üyelerinin kafası çok karışık. Sayın Köylüoğlu'nun istifası bizim açımızdan doğru ve yerinde bir karar olmuştur. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Mayıs seçimlerinde Yavaş'la birlikte il il mitinglerde yan yana İmamoğlu'yla ise hep dirsek temasındaydı. <laughs> CHP'li iki isme karşı yerel seçimde aday çıkarma kararı partililerin arasında ayrışma beraberinde istifalara neden oldu. Kurmaylara göre o istifaların başka il yönetimlerine de sıçraması olası. Bu partide şımarıklık, bitmiştir. Haksizlik bitmiştir. Önce İyi Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım görevden alındı. Sonra Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu istifa etti. Ankara'da aday çıkarma kararının karşısında konumlandı. Bizim şu anda odaklanacağımız tek konu var. İyi Parti Teşkilatlandırma Başkanı Buğra Kavuncu net konuştu. CHP ile işbirliği isteyenlere ya istifa edin ya da genel merkez sizi görevden alacak dedi. Partimizin kararı net. Bunu uygulama konusunda da kararlıyız. Bazılarının blöf yaptığımız pazarlık konusu yaptığımız şeklindeki iddialarının da gerçekçi olmadığını bu uygulamalarımızla ortaya koyuyor. Genel Başkanımız Meral Akşener'in de açıkladığı gibi kendi adaylarımızla seçime katılacağız. Buna Ankara ve İstanbul'da dahil. Tek başımıza aziz milletimizin huzuruna çıkacağız.